Kur'an Mektebi Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları 57. Bölüm Tevazu ve Kanaatin Fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Celle Celaluhu başkalarına affedenin sadece şerefini artırır. Kim de Allah Celle Celaluhu için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mutlaka herkesin yanında iki tane melek bulunur. Bunlar insanları engelleyen bir gemi ellerinde tutarlar. Eğer kişi kendisini yüceltirse melekler gemi çeker ve Allah'ım onu alçalt derler. Eğer kişi tevazu gösterir ve alçak gönüllü davranırsa bu sefer melekler Allah'ım onu yücelt derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zavallı ve aciz duruma düşmeden tevazu gösteren kişiye ne mutlu. Helal yoldan kazandığı parayı Allah yolunda harcayana ne mutlu. Düşkün ve zavallı kimselere merhamet edenlere, derin din bilgisine sahip kişilerle ve hikmet sahibi zatlarla düşüp kalkanlara ne mutlu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım sahabi-i kiram ile birlikte evinde yemek yiyordu. Kapıya bir dilenci geldi. İnsanların tiksindiği bir hastalığı vardı. Kendisine izin verildi ve onu dizinin dibine oturttu ve ona "Buyur ye" dedi. Fakat Kureyş'ten biri ondan iğrenir gibi oldu. O kişi aynı tiksindirici hastalığa yakalanmadan vefat etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rabbim beni şu ikisinden birini seçmem hususunda serbest bıraktı. Resul bir kul ve nebi bir melek olmak. Fakat hangisini seçeceğimi bilemedim. Melekler arasında en candan dostum Cebrail aleyhisselam idi. Başımı kaldırıp ona doğru baktım. Bana dedi ki, Rabbine karşı mütevazı ol. Ben de Resul kul olmayı seçtim dedim. Allah-u Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ben sadece azametim karşısında tevazu sahibi olan, mahlukatıma karşı büyüklük taslamayan ve kalbinde sürekli korkumu taşıyanların namazını kabul ederim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kerem takva, şeref tevazu ve yakin yani kesin bilgi ve iman ise zenginliktir. İsa Mesih aleyhisselam şöyle der. Dünyada tevazu sahibi olanlara ne mutlu. Onlar ahirette minber sahibidir. Dünyada insanların arasını düzeltenlere ne mutlu. Onlar da kıyamet günü Firdevs cennetine varis olacaklardır. Dünyada iken kalpleri tertemiz olanlara ne mutlu. Onlar da kıyamet günü Allahu Teala'ya nazar kılacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bir kula İslam hidayetini nasip ederse ona 100 güzelliği verir. Onu layık olmadığı yüksek bir makama eriştirir. Bunun yanında kendisini tevazu ile nimetlendirir. Bütün bunlar Allahu Teala'nın ona tanıdığı imtiyazlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu 4 hasleti Allahu Teala Celle Celaluhu sadece sevdiği kişilere verir. İbadetin başı olan sükut, Allah'a tevekkül, tevazu sahibi olmak ve dünyanın geçici nimetlerinden vazgeçmek. Yine rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken çiçek hastalığına yakalanmış ve yaraları kabuk bağlamış siyahi biri gelir. Bu kişi kimin yanına oturursa yanındaki kişi kalkar gider. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtur ve şöyle der. Bir kişinin yanında ailesine mihnet olacak bir şey taşıyarak bununla nefsindeki kibri bertaraf etmesi benim gerçekten hoşuma gider. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabi kirama şöyle der. Neden ben ibadetin halavetini sizlerin üzerinde göremiyorum? Sahabe-i kiram sordu, ibadetin halaveti de nedir? Buyurdular ki, tevazu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden mütevazı kişileri gördüğünüzde
siz de onlara karşı tevazu gösterin. Kibirlilerle karşılaştığınızda ise siz de onlara kibir gösterin. Bu tutum onları hor ve küçük duruma düşürür. Bu konuda şair bak ne güzel söylemiş. Tevazu göster, yıldız gibi ol bakan için parıldar, suyun yüzünde oysa o çok yükseklerde durur. Duman gibi olma, kendini yükseklere salan gök tabakalarının üstüne, oysa alçaktadır aslı onun. Kanaat hakkında daha önce söylediklerimize ilave olarak da şunları söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin izzeti insanlara ihtiyaç duymayıp onlara karşı gönül tokluğu göstermesindedir. Kanaatkar olmakta hürlük ve izzet vardır. Bu sebeple denilmiştir ki, kime karşı gönlü tok olur, ihtiyaç göstermezsen onun gibi olursun. Kime muhtaç olur, el açarsan onun esiri olursun. Kime iyilik edersen onun efendisi olursun. Sana kifayet eden az, seni isyana sürükleyen çoktan daha hayırlıdır. Hikmet sahibi bir zat şöyle der. Kanaatten daha üstün bir zenginlik ve başkalarının elindekine göz dikmekten daha kötü bir fakirlik görmedim. Şair şöyle der. Kanaat bana izzet elbisesini giydirdi. Hangi zengin kanaatkardan daha zengin olabilirdi? Kanaati kendine baş sermaye edin, sonra takvayı kâr hanesine eklemelisin. İşte iki kazanç elde ettin, kimseye muhtaç olmazsın. Bir anlık sabrın ile cennetleri kazandın. Diğer bir şair şöyle der. Sana yetecek olanla kanaat etmeye alıştır nefsini. Yoksa ister hep daha fazlasını, unutur yetinmesini. Şu ömür sermayesi içinde büyük bir devlettir. Sana ait olanı sadece içinde bulunduğun saittir. Diğer bir şair şöyle der. Biraz uzak durursa rızık şayet senden sabret. Elinde bulunan ile yetinmeye bak, kanaat et. Onu elde etmek için kendini yorma, dikkat et. Eğer nasibinde varsa sana ulaşır, seyret. Diğer bir şair şöyle der. Aşağılıkların avuçları seni susuz bırakırsa eğer, suya kanmak ve duymak için kanaat sana yeter. Öyle bir er ol ki ayağı basıyorken toprağa, himmet ve gayreti erişsin ta Süreyya'ya. Diğer bir şair şöyle der. Ey güce dayanarak rızık arayan kişi, heyhat ki batılla uğraşmaktır onun işi. O kuvvetine rağmen yılan çöldeki leşleri yer, şu zayıf sivrisinek ise bal içinde gezinir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç ve sıkıntı içinde olduğu zaman ailesine haydi namaza kalkın, ben bununla emrolundum buyurur ve sonra ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Mealindeki ayeti kerimeyi okurlardı. Şair şöyle der. Dünya ve süslerine abanmayı bırak. Aldatmasın seni mal biriktirme ve tamahkarlık. Kanaat et Rahman'ın taksimine rıza göster. Zira kanaat hiç bitmez bir sermayedir. Geçiminden fazla olanın tümünü bırakıver. İyi düşünürsen fazlalığın sana faydası yoktur. Şair şöyle der. Öğrenmelisin hırsla koşmayıp eline geçenle yetinmeyi. Bak Rabbimiz hiç unuttu mu şu minik karıncayı? Hikmet sahipleri der ki, İzzet ve şeref güzel elbisede değildir. Zira güzel elbiselerle oyalanmak, onlarla zevklenmek, güzel görünümlü olmaya çalışmak insanı fazlasıyla meşgul eder. İnsan dünyaya olan aşırı meylinden dolayı dinin emirlerine ve ibadete fazla değer vermez duruma gelir. Böylesi kişilerin kendini beğenmişlik duygusundan uzak kalmaları çok zordur. Şair şöyle der. Razıyım şu dünyanın kuru bir lokmasına, kaba işlemeden de olsa giydiğim abasına. Baktım ki bu devran kalıcı değil, ömrüm de devran da fani, başka bir şey değil.
Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.